Bugün sizlere yeni almış olduğum DJI Osmo Action'ın kısa bir açılış videosunu çekeceğim. Ufaktan da bir tanıtımını, incelemesini yaparız. Uzun zamandır çok arayış içindeydim. GoPro 7 mi yoksa DJI Osmo Action mı diye geldim, gittim, ilgili videoları izledim, araştırma yaptım, yabancı sitelerde inceledim. Performans karşılaştırmalı videolarını inceledim. En sonunda DJI Osmo Action'ı satın alma kararı verdim. Bugün itibariyle, bugün 19 Temmuz 2019, bugün itibariyle 2500 TL'ye aldım arkadaşlar. Yanında da şöyle bir tane hızlı 64 GB, işte 60 megabit yazma, 160 megabit de okuma hızına sahip bir de hızlı bir SD kart aldım. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan kutunun açılışına geçelim. Hiç açmadım arkadaşlar. İşten geldim. Biraz dinlendikten sonra dedim ki hep birlikte açalım. Şöyle kutumuzu açalım. Kendini açtırmıyor gördüğünüz gibi. Biraz nazlı galiba. Evet. Evet. Şöyle jelatinini çıkarmayı başardık. Şöyle çıkartalım. Bunları alalım buradan. Evet. Şimdi nereden açılıyor bu? Alttan açılıyor sanırım. Şuradan. Sanırım. Yoksa bu yukarıdan itmeli falan mı diyeceğim? Yok. Çok enteresan. Yok yok yanlış. Şurada da bir tane zımbırtısı varmış. Heyecandan elim ayağıma dolandı yahu. Bunu ben YouTube'da dışarıda vlog çekmek için, içerik üretmek için aldım arkadaşlar. Yine diğer kanalımızda da bisiklet videolarımız vesaire mevcut. Neyse lafı uzatmayayım arkadaşlar. Çok iyi ya. Şu ön kamerası, şu ön ekranı bile gerçekten almaya değer benim için. En azından küçük de olsa kendimi biraz görebilme fırsatı benim için yaratacaktır. Şimdi bu zımbırtı, bu koruma kılıfı. Şöyle bunu çıkartalım. Kılıfından bir alalım. Cihazın kendisi bir elimize gelsin önce. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Gerçi. Evet. Bu koruma kılıfı. Bunsuz kullanmayın kesinlikle arkadaşlar. Cihazın kendisi bu. Baba 10 numara ya. Yılan. Batarya yeri burada. Ekranımız. Şurada. Mikrofon girişi burada. Sanırım birden fazla var. Evet, bir tane yukarıda var. Burada açma kapama yerimiz mevcut yine. Daha sonra şöyle şeye de bakıyorum. Malzeme kalitesi gayet güzele benziyor. Şurada da yine işlemcinin hava alması için kameranın hava alma kanalları yapılmış. Neyse, diğer kutu içeriklerimize bakalım. Şöyle. Tabii ilerleyen videolarda da bunun performans testlerini kesinlikle paylaşacağım sizlerle. Hem 4K olsun hem 1080p olsun. Onun yanı sıra ağır çekim, slow motion olsun, time lapse olsun. Hepsini sizlere aktarmaya çalışacağım. Şöyle aparat kutumuza bakalım. Evet abi, yapışkan. Kutunun içerisinden çıkana bak ya. Yapışkanı yapışmış buraya. Şaka gibi ya. Bu sanırım yine araçlarımıza yapıştırmak için bir takım aparatları mevcut. Burada Type-C kablomuz vardır büyük ihtimalle. Type-C kablomuza bakalım. Evet. Type-C kablomuz. Yine sıkıştırma mandalımız. Bu da bataryamız sanırım. Evet, bataryamız burada. Yine burada kullanım kılavuzu. Ufak tefek zımbırtılar mevcut. Daha da bir şey yok. Bu kadar basit. Şunları da kaldıralım. Batarya kutumuz gayet şık abi. Çok tatlı. Sanırım bu
İki tane koyabilir miyiz? Koyamayız. Tek. Buna bir tane yedek batarya almak lazım. Kaç miliampermiş bu? 1300 miliamper. Gayet tatlı. Gayet güzel bir miliamper değeri mevcut. Şöyle hatta bakalım görebilecek misiniz? Evet, görebiliyorsunuz gayet net. Güzel. Şu kutusu da çok hoş. Premium hissi var. Yok değil. Şunu hatta niye bunu koyduysak şurada da bir DJI logosu var. Gayet premium hava var. Kaliteli. Bravo. Şimdi bunu sanırım şu şekilde takıyoruz mu? Evet. Şuradan da mandalla açılıyor. Tırnaklı arkadaşlar direkt hop çat diye çıkıyor. Biraz bastırdıktan sonra da direkt açılıyor arkadaşlar. Display tuşumuza basalım. Evet. Açılış ışısı gayet güzel. Aktivasyon için burada bir zımbırtılar vermiş bize. Kamera adı falan filan diyor. Şöyle kıyamıyorum çıkarmaya da arkadaşlar. Şöyle ne kadar geç çıkarsam diye düşünürken ama artık zamanı geldi. Ekran bence gayet yeterli. Şu an 4K 30 FPS modunda direkt açıldı. Tabii ben genelde ülkemiz internet koşullarından ötürü 1080p 30-60 FPS arası bir çekim yapacağım. Cihaz gayet güzel abi. Ben de diyorum ki burada ne var? Bunu da çıkardık. Evet. Şu öndeki LCD'nin yapışkanını da çıkartalım. Öndekini de çıkardık. Evet, ön kısmı bu şekilde. Şu küçük ama bence gayet işlevsel. İşime gayet yarayacağını düşünüyorum. SD kartımız yok. SD kartımızı da takarız. Ekran dokunmatik. SD kart olmadığı için de işlem yapmamıza olanak sağlamıyor. Şimdi şöyle yan tarafındaki yerleri bir video moduna geçtik. Şuradan HDR video, slow motion, time lapse, fotoğraf modu gibi gibi ayarların değiştirebileceğimiz tuşu oraya atamışlar. Şimdi şöyle kutu içeriğine biraz bakalım. Tabii bunun uzun detaylı incelemesini, çekim performansını göstereceğim. Kablo uzunluğumuz bu şekilde. Kablo çok uzun değil. Ama Type-C olması gayet güzel. En azından evrensel bir kablo. Bizde de birkaç tane Type-C kablomuz mevcut. Şurada arkadaşlar bu da koruma aparat kılıfı. Buradaki bağlantı yerleri sayesinde istediğiniz yere monteleyebiliyorsunuz. İşte tripod ayağınız olur. Bisiklete bağlamak isterseniz, aracınıza bağlamak isterseniz de bu kılıf üzerinden güzel güzel aparatlarınızı bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada aparatları az önce de göstermiş olduğumuz gibi. Güzel. Ama tabii bunun benim için tek bir dezavantajı arkadaşlar. Şimdi buna bir dönüştürücü alacağız. Bunu dönüştürücümüzü alıp kullanmamız için arkadaşlar şöyle bir şey var. 3,5 milimlik jack kablomuzu takmak için buna bir tane aparat almamız gerekiyor. Direkt bağlantısı mevcut değil. Type-C uç girişini takıyoruz. Type-C'den 3,5'luk çıkış sağlıyor bize. Yaklaşık Türkiye fiyatı da 300 TL gibi bir civarı mevcut. Oldukça pahalı. Yan sanayi ürünlerde de çalışmıyor sanırım. İzlediğim videolarda. Fakat büyük ihtimal alacağım ama ben. Orijinal şu an hatta stoklarda olmadığı için alamadık. Evet. Giriş yerlerimizin bulunduğu kısım burada. Burası Type-C girişi. Diğeri de SD kart yuvamızın girişi. Buradan arkadaşlar az önce bahsetmiş olduğum çevirici buraya Type-C'den bir giriş veriyor. Buradaki çıkışı da 3 milimlik kulaklık çıkışı. Mikrofonu vesaire harici mikrofonu buradan bağlayabiliyoruz. Yaklaşık 270-300 lira gibi bir fiyatı var. Şu an Türkiye'de stoğu yok. AliExpress üzerinden alabilirim ya da stokta. Stoklara tekrar gelmesini bekleyeceğim. Çünkü ben sürekli dışarıda vlog veya içerik ürettiğim için YouTube üzerinden bana harici bir yaka mikrofonu vesaire şart. Artık yapacak bir şey yok. Onu alacağız. Ama genel olarak ses performansı iyi diyebilirim. Yani gayet hoş. Şu buradan bunu çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu buradan çıkartıyorsunuz fakat su altı falan dalış yaptığınızda bunun kesinlikle üzerinde olması lazım. Yoksa cihaz su geçirebiliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Evet, kısa bir cihazı yakından inceledik. İçerisinden çıkan malzemeleri de hep birlikte bir göz atma şansımız oldu.
Uzun olarak incelemesini ve performansını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kanalı takipte kalırsanız detaylardan haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.